Merhabalar, merhaba güzel kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, ee, selamlar, saygılar, sevgiler diyoruz sevgili kardeşlerimiz. Tabii ki e, burada arkadaşlar, belki sesi, yankısını kısayım. Efendim, bugün e, piyasamız nispeten güzel, gümbür gümbür gidecekler inşallah çoğu altcoin'ler. Onlara bakıyor olacağız güzel kardeşlerim. Burası Kik platformu arkadaşlar. Biliyorsunuz aynen YouTube gibi e, sevgili kardeşlerimiz. Bu canlı yayın videomuzu biraz sonra yayından sonra YouTube kanalımızda da paylaşacağım. Oraya da yükleyeceğim arkadaşlar. Buraya gelemeyenler ya da burayı bilmeyenler en azından görmüş olurlar. Tabii ki buradaki canlı yayınlarımıza da katılabilirler. E hocam biz buradaki canlı yayınlarınızı bilmiyoruz diyenler olacaktır tabii ki bunu YouTube'da izlerken. Arkadaşlar bu uygulamayı indirdiğiniz zaman e, Google hesabınızla uygulamaya kayıt giriş yapıyorsunuz. Aynen YouTube gibi. Ve biz yayına girdiğimizde de eğer takip e, butonuna basmışsanız, bildirim zillerinizde açtıysanız buradaki yayınlar başladığında sizlere bildirim gelecektir. E, dolayısıyla hem YouTube hem burada canlı yayınlarımız devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki burada biliyorsunuz o YouTube'dan farklı olarak burada reklam yok kardeşlerimiz. Burada bizi sadece desteklemek, desteklemek babında abone abone hediyelikleri ya da abone olabilirsiniz. Onlar ücretlidir sadece. Takip etmek ücretsizdir. Efendim bildirim zillerinizi açmak zaten ücretsiz biliyorsunuz. Ee, burada da yerimizi aldık sevgili kardeşlerimiz. Hadi ailesi olsun diyoruz. Efendim Piyasamızda bugün neler var? Öncelikli olarak e, sevgili kardeşlerimiz bugün 20 Şubat 2024. E, NFT'lere olan talep artışı var arkadaşlar. Blur token'ın öne çıkmasına neden oluyor bakınız. Blur takip edilmesi gereken bir token'dır. NFT taleplerine, NFT'lere talep olduğu sürece Blur'da da bir e, yukarı yön hareketlilik başlayabilir her an. Biz zaten 1 dolar hedef vermiştik bu hedefleri boşuna vermedik Blur için. Evet Bitcoin e, bugün de %1'in üzerinde bir yükselişi var. Tabii ki dominans da gidiyor. Bakıyor olacağız biraz sonra. Biraz sonra e, geldiğimizde yapay zeka temalı kripto paralarda da e, özellikle AGX OpenAI tarafından yapılan gelişmelerle birlikte güzel bir yükseliş yaşadı. Şimdi bunlarda biraz düzeltmeler olabilir arkadaşlar. Dikkat etmenizde fayda vardır. E hocam satalım mı? Arkadaşlar stop lossuz yolunuza devam etmeyin sizi yormayacak bir şekilde stop losslarınızı koyabilirsiniz. Peki Shiba Inu meme coinler arasında dikkat çekici bir yükseliş sergilemeye hazırlanıyor. Bu da e, Shiba yatırımcılarını sevindirebilir mi? Bunu tabii ki bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yakım oranda bir artış var. E, Binance tarafından da listelenen yeni projeler arasında Shiba'da yer alıyor arkadaşlar yani Shiba. E, evet yani pek de önemli bir haber yok arkadaşlar. Ee, bu bağlamda elinizdekilere sahip çıkın yeter diyoruz sevgili kardeşlerimiz. Evet bugün yayınımıza kimler geldi? Lazu Yaşar Sayın Milletvekili hoş geldiniz diyoruz. Selamlar demiş. Barış Yeni Ocak sizlerde sizler de hoş geldiniz. Hocam e, FED AGX e, bakar mıyız diyor. Tabii ki FED AGX bakacağız. Bakalım hangi koyunlar olacak bu videomuzda değil mi? Bayağı koyun analizimiz olur herhalde. Evet e, Ercan 55 55 iyi yayınlar hocam demiş Selam e, Selamlar arkadaşlar demiş Aleyküm selam hoş geldiniz sevgili kardeşlerimiz Neredesin yahu diyor Lazı ya Yaşar neredesin neredesin hey, Maşallah maşallah Fulya 9 selamlar hocam diyor Aleyküm selam hoş geldiniz diyoruz Yine Fırat Şener Aleyküm selam hoş geldiniz arkadaşlar Sefalar getirdiniz Storjda bir kıpırdamalar var. Zamanı yavaş yavaş Storj'un arkadaşlar. Çünkü e, şimdi şöyle düşünen kardeşlerimiz var. Ya ben bir koyun alıyorum. Bu koyunda tık tık yok arkadaşlar. Ama bakıyorsun ki karşı tarafta 3-5 tane koyun aldı başını gidiyor. Peki bu durumda sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani elinizdekileri satıp onlara mı geçiyorsunuz? Evet. Yani olanlar tabii ki var geçenler ama bu bir rizikodur arkadaşlar. Yani burada e, piyasamızın volatil olduğunu unutmamak lazım. Böyle bir dönemdeyiz ki her an her koyunun rallye dönebilecek dönemindeyiz. bu saniyeler içinde gerçekleşir. Yakalama şansınız kalmaz. Uçanın kaçanın peşinden gitmeyin. Eğer her uçanın peşine dalarsanız şöyle bir 10 gün sonra hani portföyünüzde <laughs> 10 bin lira vardı ya artık yok. Melat <laughs> talin amel oldum. Kalmaz arkadaşlar. Kalmaz. Sen de anlayamazsın. Ondan sonra şöyle döner bir geriye bakarsın. Ben nerede yanlış yaptım? Hata yaptım. E, sen kardeşim herkes kendinin düşmanıdır ya. Sen düşman aramana gerek yok ki o zaman. Senin düşmanın sen kendinsin. Niye? Sen rahat duramadın ki seni. E, iğnelediler. İğne, iğne batırdılar sana. Şeytanlar ya geç 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 şuna dedi. Şeytanla işbirliği yapanlar ne yaptı? Kaybet. Kaybedecektir de. Ama sen rahat rahat oturabiliyorsan, zamanı geldiğinde çıkmasını biliyorsan mevcut koyunundan orada bir sıkıntımız yok. Orada sıkıntı yok. Ama falancı gidiyor benim koyunum gitmiyor. Niye üzülün kardeşim ya sen kumarcı değilsin ki yatırımcısın. Senin koyununa da sıra gelir. E hocam 10 sene sonra mı gelecek? Yok arkadaşlar böyle düşünmeyin. Anlık meseledir bunlar. Bir anda her şey değişebilir. Onun için mutlaka ve mutlaka bizim coinlerimiz elimizdedir. Gitmiyordur. Yani gitmeyecektir diye panik şey yapmayın. Yani olumsuz havaya kapılmayın. Elbet onlara da sıra gelecektir. Uçanın kaçarının peşinden gidenlerin haline acıyorum şu anda. Efendim bugün kar almış olabilirler ama... Yani önümüzdeki dönemlerde aynı hataları tekrar ederler. Çünkü alışkanlık yapar. Bu sefer de cepten de gider arkadaşlar. Cepten dikkat etmenizde fayda vardır. Evet güzel kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Tekrar diyoruz. <laughs> Bakıyoruz ee, aşağılarda. Fırat Şener aleyküm selam hoş geldiniz diyoruz. Kulya Storj'da hareketlilik var dedi. Baktık e, ona da not aldık arkadaşlar. Mask bakacağız tabii ki. Maska da bakacağız. Maskı not aldım arkadaşlar. Evet maskı not almış olduk. Hocam ISP ve Cardano bakar mıyız diyor. ISP ada ona da bakıyor olacağız. Sevgili arkadaşlar selamun hoş geldiniz. Çapanoğlu eyvallah şu selamlar. Yettim hoca diyor hoş geldiniz. Efendim aleyküm selam hoş geldiniz diyoruz. Selamun. Ee, Yüce 034 hoş geldiniz kardeşim hocam mail atar mısınız diyor mail, e, mailimizi bak Botrix e, atıyor mu atmıyor galiba değil mi arada atıyordu galiba ama arkadaşlar e, mail adresimi bakınız bugün telegram gruplarında paylaştım. Telegram gruplarında paylaştım sevgili arkadaşlar. Ee, şöyle bir bakayım. Evet şuradan böyle almaya çalışayım arkadaşlar. Yazmak için uğraşmayacağım. Şöyle kopyalayayım bakalım burayı. Evet. Geldi arkadaşlar. Şimdi benim burada şeyim bitcoin 52 biliyorsunuz. Orada kripto coin çarşısı. Burada bitcoin 52. Ee, mail adresimi yazdım buraya. Buraya gelip de telefonunuzu bırakırsanız ben size zaten dönerim. Yani mail adresime. Evet, bakıyoruz. Nerede kaldık biz? Evet, Laz Yaşar hoş geldiniz dedik. İskelik Selamun hoş geldiniz dedik. Yüce 034. Agix Mana Ripple demiş. Agix Mana XRP. Bakılacak, bakacağız arkadaşlar. Ona da bakıyor, olacağız. Gazi kardeşimiz hoş geldiniz. İyi yayınlar herkese demiş. Selamlar. Aleyküm selam. Siz de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nereden mi? hoş geldiniz kardeşim? Ah diyor. Ah koyuna bakalım hocam. Ahtı da, da not alalım. Ahta bugün hareketlilik var. Güzel kardeşlerim. Evet selam hocam. Ee, gölet analizi yapmak mümkün mü? Ee, şimdi Sadık kardeşimiz doğru yazdığına emin misin? Çünkü bazen Burada yanlış verebiliyor yazıları. Bir kez daha teyit edersen ee, bakarız. Evet. Arkadaşlar siz yaza durun. Siz yaza durun. E, ben şöyle grafiğimi bir açayım değil mi? Grafimizi açalım. Hatta şuradan, şuradan yayınımızı da geçelim. Şöyle buraya da grafimizi açalım. öyle bir, bir Evet store Yavaş yavaş çıkıyor Store'da da 4 saatlik açalım Total 2'nin grafiğine bakalım Altcoin'lere para girişinin olduğunu Zaten göreceğiz arkadaşlar Ne zaman şöyle bir Grafik bölümüne geçersek Görmüş oluruz Şu anda görüyorsunuz Ekranlarınıza da gelmiş oldu sevgili arkadaşlarım Arkadaşlar ee, bugün bakıyorum da alt gönülde küçük kırmızılık da olsa 902 milyar doların üzerindeyiz biliyorsunuz. Yani e, girişler var. Şu anda önemli bir değişiklik yok. Yalnız bugün dominansa baktığımızda dominansta küçük bir geri dönüş var ama bu bir formasyon bakınız. Buradan e, yükselen gama alçalan yükselen gama alçalan şeklinde gidiyor ki bu yarın yine kırmızıya dönebilir havasını bizlere veriyor. Efendim bundan sonra ne olur? Dominans şu anda 53 seviyelerinde tekrar 53-17'lerde. Bitcoin cephesi 50.223, 22 23'lerde yani 52.000 doları geçtik. Hedef bölgemiz neydi? Arkadaşlar Bitcoin için 55 ara 60 ana direnç. Ne oluşmuş? Hocam bir tane boğa bayrağı oluştu arkadaşlar. Bitcoin'de bir tane boğa bayrağı oluştu ki bu da bizi çok güzel yerlere götürebilir. Bakınız. Diyeceksiniz ki ya hoca bu boğa bayrağı bizi nereye götürür? Arkadaşlar bizi şuraya götürür bakınız. 60 bin doların üzeri. Yani buraya doğru bir hareketlilik oluşabilir bitcoin'de. Şu an %1 civarında. Ama arada düzeltmelerle gitmesi tabii ki iyi olacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam e, Feçali gelecek Doğan kardeşimiz. Feçali var. Evet ilk başta var hem de. Burada yazdığım sıraya göre analiz yapacağım Bitcoin an itibariyle bu seviyelerde hareket ediyor yani yolu var Bitcoin dedim de arkadaşlar bugün şeyde geldi bakınız burada kameralara göstereyim şöyle görüyorsunuz bakalım kamera netleştiriyor mu Evet Bitcoin bu bizim Bitcoinimizin herhalde şey Altın kaplama. Yani şuradan çıkaralım. Önce şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet bitcoin. Arka kısmı da bu şekilde. Böyle netleşirsek. Evet. elik bunlar arşivimizde bulunsun. Bunlardan aldık birkaç tane arkadaşlar. Ripple'ın da var tabii ki. Ripple'dan da aldık. O da e, geldi bugün, güzel oluyor arkadaşlar. Yani arada yayında kullanabiliriz. Yani e, tabii ki e, merak ediyoruz tabii, merak ettiğimizden almış olduk. E, bu da ripple'ın gördüğünüz gibi, xrp'nin Böyle her coin'in yok yalnız arkadaşlar, her coin'in yok. Biz zamanla bunları koleksiyon yapacağız tabii ki, koleksiyonumuza ilave edeceğiz. Evet <laughs> sevgili arkadaşlar. Çaban oldu. Ben de isterim hocam diyor. Ee, adresi gönderene göndereceğiz tabii ki. Yani böyle herkese gönderme şansımız yok. Biraz pahalı bunlar arkadaşlar biliyorsunuz ama. Şimdi ne var? Ee, Bitcoin'in 3 e, tane verelim de 2 tanesini gönderebilirim. Ama Ripple bir tane var. Bir tane e, geldi. Tabii ki göndeririz. Sıkıntı yok. Böyle komple her kardeşimize gönderme şansımız olmaz. Şimdi yalan yok. Hatta bunu biz çekiliş yaparız Ya çekiliş yaparız öyle göndeririz değil mi? Ama <laughs> onu da nasıl yapacağım ben de bilmiyorum doğrusu çekilişlerin nasıl olduğunu. Hiç yapmadık çünkü böyle bir şey. Eğer alışırsak bunlardan her ay birkaç tane çekilişe gireriz herhalde YouTube kanalında değil mi? Doğru mu? <laughs> ee, sevgili arkadaşlar. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah o konuyu ben bir araştırayım bakalım nasıl olacakmış o iş. Sevgi ee, sevgili arkadaşlar. Ee, ona göre değerlendiririz. Değerlendiririz. Gayet de şık duruyor yani. Efendim. Bu arada bir tanesi elimizde olsun. Belki bulaşır arkadaşlar. Yani size de inşallah güzel şeyler olur. Kapağını da güzel yapmışlar bunun. Evet. Şimdi bazıları koca ne yapıyor burada kendi kendine derler. Ya da böyle kapağında dursun, sıkıntı yok. Eee Arkadaşlar piyasamız gayet güzel. Madem ki biz kripto para yayıncısıyız, bitcoin yayıncısız elimizde bir tane böyle altın kaplama bitcoin'in parası olsun dedik değil mi? Böyle arada yayınlarda gösterebiliriz. Hatta kapak fotoğrafını da falan bunlarla ilave edebiliriz. Her şey olabilir. Zaten amaç kapak fotoğrafı için almıştık bunu. Olur arkadaşlar bir şeyler olacak. Şimdi güzel kardeşlerim bitcoin'deki hedef noktamızı verdik. Ethereum ne yapıyor? Ee, Ethereum'un ki arkadaşlar e, fiyat sorarsanız aşağı yukarı 500 TL falan tanesi. Yani sizden para konusunda bir şey demiyorum. Ama hediye edeceğim. Lakin bu çekilişte düşünüyorum bunu. Nasıl olacağını ben biraz araştırmam lazım. Sürekli de hediyelik yapabiliriz daha sonra onlardan. Bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar arkadaşlar e, Ethereum cephesinde 2939 dolardayız. Hedef bölgemiz neresiydi arkadaşlar Ethereum için? 3000 dolar ara dirençti. 3400 ana dirençti. Bakınız ok hedefine doğru gidiyor. Bu 4 saatlikte yalnız bir ok çekeceğimiz bir formasyon daha gelmiş. Bu da bize şunu gösteriyor. Bakınız bu da bize şunu gösteriyor. Şöyle. Arkadaşlar. 3123. Evet yani 3000 doların üzeri Ethereum cephesinde her arkada görünecek gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Ee, Storj ne olur demiş. Storj'a geleceğim arkadaşlar. Selamon. İzmir'e selamlar. Bornova demiş. Eyvallah. Ee, bakalım arkadaşlar şimdi. isteklere geçiyoruz. Ethereum Bitcoin'in durumu bu. Sıkıntı yok. Yani yolumuz Uzun. Daha yeni çıktı. Çok yükselecek altcoin'ler. Çok dedik biliyorsun değil mi? Şimdi öncelikli olarak sizin isteklerinizden bir başlayalım arkadaşlar. Ee, Fetchali demişlerdi kardeşlerimiz. Fetcoin'in durumu nedir? Arkadaşlar hedef nokta atışı geldi mi? Fetchali'de geldi tabii. Çünkü biz 1 dolar 1 dolar 1 dolar dedik sürekli Fetchali'yi değil mi arkadaşlar? Biz ne yaptık? Güzel kardeşlerim hedef bölgemiz 1 13 dolar 13 cent dedik ve 1.039'a kadar iğne attık. Şimdi düzeltme yapıyoruz. Bakınız mumlar da belli. Düzeltme derin olur mu hocam? Bana göre çok geri çekilse 90'larda kalır diye düşünüyorum. 90'larda kalır diye düşünüyorum. Ama tabii ki bilinmez. Piyasanın e, saat saatine uymuyor. Buradan döner geri 2 dolara da çıkabilir. Bu da mümkündür. Yani bu piyasada her şey mümkündür sevgili kardeşlerim. Şimdi ben Ali için, ben Ali için çok daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Niye derseniz? Çünkü ok çizecek yerimiz kalmadı arkadaşlar. Bu okun hedefini bekleyeceğiz. 1.13. 1, 1 doları gördük. Ne zaman dedik arkadaşlar? Eğer dedik 60 ara direnç bölgemizi 0.50 dolarlardayken kırarsak bunun hedef bölgesi 1 dolar olur 60'ın üzerinde kaldığı sürece. Çıktı 70-77 yaptı geri döndü 60'ın tekrar altına girdi. Ya hoca hani 1 dolarda diye yazanlar oldu. Aha da 1 dolar arkadaşlar gelmedi mi geldi. Ne oldu? Yine hedefimiz 12'den vurmadı mı? Evet. Keçeli 1 doları gördü arkadaşlar. Hatta geçti 1.0 küsürlere geldi. E şimdi düzeltmesi var 0.94 dolardayız. %3,5'luk bugün geri çekilmesi var. Normaldir. Yani <laughs> o kadar 2 gün, 3 gün üst üste yükselen bir coin'de düzeltmeler kaçınılmaz olur arkadaşlar. Kaçınılmaz olur. Peki. The Grab yani GRT ne yapıyor hocam? GRT'de okumuz gelmiş mi arkadaşlar hedefine? Bakınız. Hop burada ne dedik? Fincan Kulp. Cool. Bir de beyaz çizgi çizdik. Öncelikli olarak direnç bölgemiz 0.20 dolar. Burayı kırarsak dedik güzel kardeşlerim 25-26'ları görebiliriz. Nereye yine atmışız 27'ye kadar. Şimdi bizim için önemli olan 25 desteğini kaybetmemesiydi. Şu anda hemen hemen onun altında fiyatlanıyor. %2'ye yakında bir yeşilliği var. 1,5-2 band arasında bugün biraz dinleniyor, istirahat ediyor yani. E, tabii ki ana destek ve ana direnç bölgeler olarak şunlardan konuşabiliriz artık FECAR için. Şey GALT için. 0.20 dolarda ana destek, 0.30 dolarda da ana direnç var. Bu bölgeleri devirirse o da direkt yarım dolara kadar gidebilir ama hemen olmaz bu bir günde iki günde arkadaşlar. Bir günde iki günde olmaz çünkü biz haftalık çekiyoruz. İki haftada buraya geldi oku çektikten sonra iki haftada. Hani efendim yorumda yazanlar efendim telegram gruplarında yazanlar işte Feçer'i niye yerinde sayıyor? Niye gidemiyor? Ve canı az kardeşim. Yani bekleyeceksin ya. Bu piyasada bekleyen ekmek yer. Beklemeyen ekmek yiyemez. Bunu defalarca sizlerle paylaştım arkadaşlar. Hem beklemeyen yiyemez. Hem uçanın kaçanın peşine gidenler yiyemez. Evet. Evet güzel kardeşlerim. Ee, bu arada benim e, haftaya bir Türkiye gitmem gerekiyor. Bir. Bir haftalığına falan bir acil işim var. İnşallah e, yayınsız bırakmamaya çalışacağım da böyle her gün yayın olmayabilir haftaya arkadaşlar. Bir 10 gün, 9 gün neyse e, elimden geleni yapmaya çalışırım tabii ki. Aklınızda olsun. E, ne zaman hocam dediğiniz zaman hafta yayın 28'inde uçacağım. 28'de Türkiye'ye uçacağım inşallah. Orada işlerimiz var. Onları hallettikten sonra hemen geri dönmem gerekiyor. E, teşekkür ediyorum bu arada. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Evet Doğan 55 eyvallah. Şimdi geldik arkadaşlar Agix cephesine. Agix'te gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci ok hedefi 12'den ne yaptı vurdu değil mi? Neydi? 45, 46, 50'ler geliyor dedik. Doğru mu arkadaşlar? Ondan sonra ikinci ok 68'ler dedik. Şu ikinci okun yerini birazcık değiştirirsek şöyle ee, ben bunu günlük olarak alacağım o zaman çıkar ortaya değil mi? Evet. İkinci oku e, buradaki başka formasyonda çekmişiz. Yani 4 saatlikte falan çektik galiba ama bunu bir silerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hedef bölgemiz ok 12'den vurdu. Niye? Burada dedik arkadaşlar bir tane fincan kulüp var. Bu da çalışırsa bizi 50 yani yarım dolar seviyeleri bekliyor. Ne zaman dedik biz bunu? 27'lerdeyken 0 eğer dedik 30'u kırar üzerinde kalırsak direkt yarım dolar hedefimiz var demedik mi arkadaşlar? Nitekim de aynı şekilde oldu. Hedefler geldi mi? Kripto coin çarşısının hedefleri nokta atışı hedefleri 12'den vurdu arkadaşlar. E bundan sonra ne olacak hocam? Bundan sonra bizim arkadaşlar bir düzeltmeye, formasyona ihtiyacımız var. Buraları mümkün mertebe düzeltmelerde... Ha, yapabilirsiniz. E, hocam bu şimdi düzeltme yapmaz, tekrar yoluna döner diye düşüncesi olanlar satmayabilir. Ama stoplosunu koyabilir. Der ki der ki şimdi bu şimdi 0.53'e. Ya 50 0.50 dolara kadar hibe olsun sanadır. 0.50 50, 50 buça stoplosunu koyabilir. Ya da daha garantici olmak için 0.48'e stoplos koyabilir. O aralarda 50'ye vursa bile geri döndüğünde en azından yükselişini kaçırmamış olur. Bu şekilde de hareket edilebilir Agix'te. Ne olur? Şimdi 0.50'de desteğimiz var. Yarım dolarda 60'da ara direncimiz var. Biz eğer yakın zamanda Agx'te 60'ın üzerine oturursak birkaç günde orada oyalanırsak 1 dolar yolunu tutar arkadaşlar. O zaman Agx'te 1 dolar yolunu tutabilir sevgili arkadaşlar. Efendim geldik Storj'a. İsteklere de devam ediyoruz yukarıdan aşağıya. Buraya SNX de yazayım. Ee, Şükrü Altın kardeşim SNX demiş. SNX'i de yazalım. Şimdi Storj cephesine gelelim arkadaşlar. Storj'da hareketlilik var. Bakınız şu küçük ok hedefini vurdu. Aşağıda dedim arkadaşlar bir boğa bayrağı var. Bakınız bu anında şak diye çalışmaz. Yani sürpriz bir manipülasyon ya da çok çok önemli bir haber çıkarsa bir coin bir anında çalışır. Lakin çok ağır hareket ettiği halde yatırımcısına kolay kolay zarar ettirmeyen bir storjdan bahsediyoruz. Ha çok yükseldi mi? Aslında yükseldi. Neye göre yükseldi hocam? Bakınız sürekli 50'lerden 55'lerden başladık vermeye daha da aşağılardan verdik de yakın tarihi söylüyorum. 60'ın üzerinde kalırsa 1 dolar yolcusu dedik. Kaldı mı kaldı. A, 77 yaptı arkadaşlar. 80 ara direnç var. Kırdığımız an soluksuz. Önce 1 dolar. Hedef bölgemiz hatta haftalık grafiğini açıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok haftalık grafinde. Hep yeşil yeşil gidiyoruz. Küçük de olsa büyük de olsa yeşiller devam ediyor. Yani <laughs> bizi birazcık etkileyecek bölge 1 dolar. Çünkü burada fincan kulpun nesi var? Kapak. Tencerenin kapağı var efendim bu kapağı açmamız lazım yukarıya. Kapağın üzerine oturursak destek sağlamlaşacak. Yani 1 dolar üzerine o zaman da 1.6 seviyelerine doğru bir momentum gelecektir. Siz şimdi bunlar gitmiyor diye üzülüyorsunuz ben biliyorum. Yani bazı koyunlar gidiyor sinirinizdekiler kırmızıda kalıyorsa e, bu da sizi rahatsız ediyorsa ekrana bakmayın arkadaşlar. Yani kendi coininize bakmayın. Evet Storch'da durum budur sevgili kardeşlerim. Peki maskın durumu nedir hocam? Maske bakalım değil mi? Musk. Bu arada şurada OGN'ye bakalım arkadaşlar. OGN'de an itibariyle yüzde birlik bir yükseliş var. Bugün OGN'de bir hareketlilik oluşabilir. Bakınız çünkü uzun süre bir şelale düşüşünden sonra yatay gidişatı var. Yatay gidişatı da yön yukarı yönlü devam ediyor. Küçük küçük mumlarla yükseliyor. Yükselen bir kanal çizdi haftalıkta. Bu da güzel kardeşlerim. Orjin protokolde haftalıkta şu derinlik karşımıza çıkabilir her an. Ya hocam hangi derinlik bu? İşte 0.25 dolar. Neredeyiz? 18'deyiz daha. 18'den kopan koyunlar soluğu 25'te alıyor arkadaşlar. 27'de alıyor. Evet. Peki. Mask dediniz. Maska inelim arkadaşlar. Ee, Musk mask cephesinde bugün ne var? Bugün maskta %3.5'luk geri çekilme var. 3.94 mask bir 4 dolar üzerine oturdu. Lakin kalamadı. Bizim mask için beklentimiz neydi arkadaşlar? Bu hatta 3.20-3.30'a kadar konuştuğumuz. Arkadaşlar dedik mask coin bakınız hatta maskın arzının ne kadar olduğunu da söyledik. Dün akşamki canlı yayında ne dedik arzı sınırlı olan coinler var arkadaşlar dedik. E, bunlardan mask 100 milyon adet arzı var 100 milyon bitcoin'in 5 katı. Evet arzı sınırlı. Hani diğer trilyon adet arzu olan coin'lere benzemez güzel kardeşlerim. Arzı olan bir, az olan yani arzı az olan bir malın fiyatı yüksek olur. Tıpkı bitcoin'in arzında nasıl azlık varsa fiyatının yüksek olması gibi burada da böyle olacaktır. Tabii ki bunun projeleri de önemli. Şu anda 3.30-3.7 aralığında bir harman halinde burayı kendine çevreleyen mask buradan kurtardı kendini. Bundan sonra 4 doların üzerinde kalırsa direkt 5, 6, 7 dizme şekline geliyor. Bekleyin göreceksiniz arkadaşlar. Buralarda çok çok uzak değil bize göre. Peki hocam internet kompütür ISP'nin durumu nedir? ISP'de de ee, biliyorsunuz dün 14'ü vurmuştuk galiba değil mi? 14 falandı galiba yanılmıyorsam. Şöyle bir bakalım buralarda bir yerde var mıydı o? İnternet Computer ISP Yazalım gelsin. İnternet Computer Efendim Yazdık geldi. Evet bugün yüzde beş bir düzeltmemiz mevcut arkadaşlar. Yüzde beş gibi bir düzeltmemiz var internet kompüterde. Ama şöyle bir e, günlüğüne baktığımızda Sıkıntı yok fincan kulpta çalışıyoruz. Bakınız iğneyi 14.80 dolara kadar attı. Biz neydik? 15 dolarda bir direnç bölgemiz var. Önce burayı kırmamız lazım. Aşağıda en aşağıda da 10 dolar destek bölgemiz var. Buradan uzaklaştık zaten. Şu anda 13.80 seviyelerindeyiz ve %5 düzeltmesi var. Lunç alındı kaydına. Mesut kardeşim. Mesut 52. Lunç'un kaydı da alındı. Sen ilk saldık zaten. cemmeti Cem Mete Yılmaz hoş geldiniz. Merhaba hocam demiş. Ee, Blur'a bakacağız tabii ki. Blur. Blur'la ilgili de haber de verdik zaten. Blur. Ee, ne dedik Blur'la ilgili haberimizde? Arkadaşlar yeni gelenler duymamıştır. Ee, videomuzun başında söyledik arkadaşlar. Neydi bu? Çünkü NFT'lere olan talep artışı var dedik. Bu da Blur tokeninin öne çıkmasına neden oldu. Evet Blur tokeninde sert bir yükselişler karşımıza çıkabilir demiştik sevgili kardeşlerimiz. Videomuzun başında e, sizlerle bunu paylaşmıştık arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ISP yani internet kompüterün durumu bu sevgili kardeşlerimiz. Peki Cardano ne yapıyor hocam? Cardano. Gelelim yukarıya Cardano'ya. Hop, yukarılarda Cardano. Evet arkadaşlar, efendi Toronaga diyor, ARB -e ada, Cardano, yüzde bire yakın bir kırmızılı var bugün. Ama Cardano'da da bizim formasyonda bir anormallik yok. Bakınız, alçadan gama, takoz, trendliğin düşen trendliğin hepsi burada mevcut. Dönüşü de var. E şimdi bir okun en yüksek seviyesi 70 seviyeleri. Lakin biz ne dedik? 60 şu anda 62 63 bandı aralığında 0 60 doların üzerinde kalması durumunda Cardano ara dirençleri kırarak 1 dolar yolunu tutar. Zaten hedef bölgesi 1 dolar şu anda. 70 80 ara direnç bölgelerimiz. Buralar adım adım kırılarak yoluna devam edebilir arkadaşlar. Evet, ANK'ye de not aldım arkadaşlar. ANK'ye de not aldım. Angara'yı yani. Evet, Cardano yolu yukarı arkadaşlar. Devam edecek gibi duruyor şu anda. Kardan'ı ee, e, mana bakacağız şimdi. Manayı biz Metaverse cephesine açalım oradan bakalım arkadaşlar. Mana %1.5 an itibariyle geride. Fakat yarım doların üzerine oturdu arkadaşlar. Artık manada yarım dolar desteğimizi koruyoruz. Bakınız yarın öbür gün. Tıpkı yapay zekalarla ilgili haberlerin ardından yapay zekaların patlaması oyunlarla ilgili oyun e, metaverse arazilerle ilgili bugün yine metaverse sandboxtan e, büyük bir e, balina arsa aldı arkadaşlar sandbox'tan Bunlar tabii yeni yeni başlıyor. Böyle haberler yayıldıkça artık metaverselerde de bir geri dönüş başlayabilir. Ha, bütün metaverseler mi gider? Hayır. Önce gitti mi? Gitmedi. Belirli başlılar olanlar gitti. Mesela bunlar nerede? Ax gitti, Sant, Mana gitti, Enjin gitti. Yani e, Gala biraz gitmişti o zaman. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. E, burada takip etmeniz gereken haberlerdir. Ya da Takip ettiğiniz yorumculardır. Şimdi burada bizim beklentimiz ara ara. Önce 60'ı kırmamız yöndedir manada. 0-60 doları kırar. Üzerinde birazcık oyalarını Şöyle bir hafta falan 10 gün. Ardından onun da 1 dolar yolunu tuttuğunu söyleyebiliriz tutmuş olduğunu. Evet. Ee, keza Aks'a da bakalım buraya gelmişken. Aks 8 doların üzerindeyiz. Hiçbir sıkıntı yok. Bu formasyon çalışıyor ama yavaş çalışıyor. Kaplumbağa gibi çalışıyor bu 2021'deki e, Boğa sezonundaki rally aksa henüz başlamadı arkadaşlar. O zamanki diyorsunuz 17 dolarlardan başlatmıştı rally'yi. 160 dolara kadar gitti aşağı yukarı. Şu anda onlar başlamadı burada. Bir de e, şimdi bizleri bazıları yanlış anlıyor bize arkadaşlar. Şimdi bir koyunda 3 sene 5 sene kalma şansınız olmaz. Nasıl olmaz? Çünkü elinizdeki coin büyük bir rally imza atmışsa %100, %200, %150 o coin'den birazcık şöyle en azından onun dinlenme istirahatı halinde ondan biraz ayrılmanız gerekir. Toplamak için alttan tekrar. Bu zaman zarfında da piyasada hareket etmemiş coin'ler olacaktır. Bunları iyi takip etmeniz lazım. Bunlara geçiş yapmanız lazım. Yani coinler arası geçişleri ne zaman yapabileceğinizi bilmeniz lazım. Bu da tabii ki teknik ve temel analiz gerektirir. Bu da finansal okur yazarlık gerektirir sevgili kardeşlerim. Ya da iyi bir yorumcuyu takip etmek gerektirir. Şu anda aksın durumu bu. Aksın yolu olacaktır arkadaşlar. Eğer 10 dolar direnci kırarsa da onda da bir yol haritası çıkacaktır diyoruz aks için. Evet, gelelim Ripple cephesine. XRP Bugün %1.21'lik yeşilliği var. Şu anda 57'ye doğru gidiyor. Çaktırmadan 60 direncini kıracak bakınız. Buradan sonra gaza basabilir mi? Tabii ki bunun da biraz gaz vermesi lazım artık diğer coinler gibi. Haber hariç. Yani bununla ilgili gelecek önemli haberler hariç diyorum bakınız. Çünkü e, Ripple ile ilgili tam da mahkeme süreci kripto e, bitcoin'in yaralanma tarihine denk geliyor. Belki iki tane bayramı bir yaşarsınız. Olur arkadaşlar. Yani hiçbir şey olmaz diye bir şey yok. Ee, güzel yükselişler gelebilir. Oradan mahkemeden olumlu bir sonuç çıkabilir. Der ki sek işte inovasyonlarını yerine getirdi bıraktım yakanıdır Yakanı bırakıyorum artık der. İşte o zaman rokete başlamış olur. titil ateşlenmiş olur Ripple'da. Ha, ee, şu anda henüz bir söylenti yok arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz Ripple cephesinde. 60'ı kırılmasını bekleyeceğiz diyebiliriz. Tamam da hocam bizim aktın durumu neydi? Şimdi bir de ah bakalım. Aktı Binance'dan alalım arkadaşlar. %12 civarında bir yükselişi var bugün. Hatta daha fazlaydı. Bakınız ok hedefini vurmuş gibi. Kulaklarına kadar gelmiş. Biz demişiz ki oka burada arkadaşlar. Haftalıkta mı çektik biz bu oku? Evet haftalıkta. Gördüğünüz gibi bir WB de geliyor demişiz. Ee, yükselen düşen yükselen şeklinde çalışıyor. Okumuzun hedef bölgesi 00 30'u gösteriyor demişiz. 27'yi geçmiş, 28'e yaklaşmış. Biz oku koyduğumuzda da onlar da 18'ler demiş pardon. 18'lerden biz direkt 30 vermişiz arkadaşlar. Şu an 25'i kırdı zaten üzerinde duruyor. 27'ye kadar çıktı ama 25 desteğini kaybetmezse bugün bir atılım yaparak %20 civarında bir 25 civarında bir yükselişi imza atabilir mi? Zaten geçerse ralli olur. Bakınız geçerse ralli bile yapabilir sevgili arkadaşlar. Evet. Eee Metehan Aleykümselam seni Botrix çizmiş. Sen selam demişsin lütfen kötü sözler kullan. Onu okuyamıyor demek ki. Yani Arapçası fazla yok. <laughs> Onu başka dilde algılıyor demek ki kardeşim. Evet. Botrix biz onu başka dillerde algılıyor. Hemen çizmiş kardeşimize. Ee, eyvallah Senayi kardeşim. Aksa baktık zaten. Ee, tahmin etmiştim. Ee, Storja da baktık ama Storja'ya tekrar bakabiliriz. Biraz ilerleyen saatlere doğru. Çünkü elimize gelen önce bitirelim ardından döneriz. Evet. aktın durumu bu sevgili arkadaşlar. Ee, geliyoruz. SNX. SNX cephesine bakalım şöyle x'te de ne varmış sevgili kardeşlerim SNX ee, evet piyasa bugün hem aşağı hem yukarı canlı yani hem %5 düşüşe girer hem %10 çıkışa girer arkadaşlar hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü hareketli sizler panik yapmayın şeklinde yorumlayabiliriz Piyasayı. Piyasa bu e, hareketliliği yapacaktır tabii ki. Evet. E, SNX cephesinde neler oluyor? Nerededir bizim SNX'imiz? Şöyle aşağılarda bir yerde SNX'imiz de var. Evet. Yüzde iki civarında bir geri çekilmesi var. SNX arkadaşlar 3.93 yani 4 dolar direğine vurdu döndü. Top direkten döndü. Burada e, 4 dolar ara dirençti biliyorsunuz şu anda 372 lira kadar geri çekildi. Bir dakika. Gidişatı 470'e kadar gidebilir. 4,5 zaten kırabilir de ama 4 doların üzerinde kalması önemli. Eğer kalırsa hedef bölgemiz 5 dolar ve üzeridir. SeneX'te. Ha, kalacak mı burada? Elbette kalmayacak. Şu güzel formasyon çalışır arkadaşlar. Yani daha önce bu tür formasyonlar %100 çalıştığını da ben gördüm. Ama ne yapmanız lazım? Zamana yaymanız, zamana bırakmanız da fayda var diye düşünüyorum. Evet, Lunç ve Luna cephesine gelelim arkadaşlar. Ee, Lunç cephesinde yüzde bir buçukluk geri çekilme var. USDC'de de %4 geri çekilme var ama Lunç cephesi için 0 üç sıfır on dolar desteğinden uzak. Şu an on iki Yukarıda 15'te de direnç var. Kırarsa 20 seviyelere kadar gidecek şeklinde bir yorum yapmıştık hala geçerli daha yukarıda da e, 25 bandı onu bekliyor direnç olarak Luş cephesinde. Peki Luna ne yapıyor? Luna arkadaşlar şu anda tamamen oturmuş yerinde bekliyor. Çok dinlendi. Patlaması 1 dolarda falan kalmaz yalnız bakınız. Bunu ancak elinde olanlar yakalayabilir. Olmayanlar da peşinden bakar. Şu anda Luna cephesi 0.70 ve 71'de sürekli hareket ediyor. Altına kırmıyor. Bu bağlamda Luna'dan her an sert bir yukarı yönlü momentum görebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet Lunch ve Luna cephesi de budur. Peki hocam pardon arkadaşlar özür. Devam edeceğiz. Bulur. Bulur'a bakmamız lazım arkadaşlar. Bulur demişti kardeşimiz. Burada Ankara var, Bulur var. Üst üste bakalım bunları. Ankara. %2,5 an itibariyle yukarıda. 0031 ne dedik Ankara için arkadaşlar 0.25'in üzerinde yani 0.025 doların üzerinde kaldığı sürece 30 ana direnç bölgelerini yoklar şimdi kırdık şu anda Ankara için 0030 ana destek 40 ara 50 ana direnç bölgesi çalışabilir buraya doğru bir hareket başlayabilir herhalde bekleyenler alıyor beklemeyenler tekrar mı girsem acaba diye soru soruyor o da artık çünkü Bitcoin'de beklememeniz için en az %50'nin üzerinde bir rally yapmış olması lazım ki. O zaman ha çıkılabilir belki yani o anki duruma göre. Ama 3 yükselmiş, 5 yükselmiş, 10 yükselmiş ya da düşmüş ne kaçılır ne çıkılır arkadaşlar. Hele yerinde sayıyorsa her an sert bir momentum yapabilir tabii ki. Efendim burur cephesine baktığımızda 0.76'dayız. %2 gibi bir geri çekilme olsa da o ok hedefini vurdu. 80. <laughs> 80'de kalamadı ama. Şimdi 80'i tekrar kırmasını bekleyeceğiz. Kırdığı anda 0 daha 0 0 demeyeceğiz arkadaşlar. 1 dolar diyeceğiz. Hedef bölgemiz burası çünkü. 1 doları kıran koyun üzerinde hemen kalamıyor. Bir 90'ları tekrar deniyor. Tıpkı matikte olduğu gibi tıpkı Feçeli'de olduğu gibi hedefler vuruldu. Kalamadı. Bu daha önce Stax Coin'de de aynısı olmuştu. Bir hedef verdik, bir geldi, kalamadı. 60'lara kadar geriledi. Ama şimdi 2,5 doların üzerinde. Yani. Muhasebesi sizin. Evet sevgili kardeşlerim. Ee, yani güzel zarar ettirmiyor bak. Blur Blu hiç, hiçbir yatırımcısına hemen hemen zarar ettirmedi şu ana kadar. Bulur. Ee, Storj, OGN. Bunlar ağır giden, ağır toplar sevgili kardeşlerim. Efendi, Toronaga diyor. Bulur. Musk, Ankara. Hepsi bakıldı arkadaşlar. Evet, merhabalar diyor. <laughs> Botrix bizi de çizdi. Evet, bir hoş geldin yapıyor canım herkese. Herkese bir hoş geldin yapıyor. RLC'ye bakalım. Ee, RLC LRC'ye de bakalım. RLC'ye de bakalım. Biri e, yapay zeka zaten biliyorsunuz. Leopring arkadaşlar 0.25'in üzerinde hareket ediyor. %1 geri çekilse de 0.26-54 seviyelerindeyiz. 25 bakınız burayı ben noktaladım bu oku çekerken. Geçtik orayı şimdi. 26'ın üzerindeyiz. Ne var hedef bölgemiz? 35 var. Leopring'de de buraya doğru bir hareket geliyor arkadaşlar. Peki hocam e, ee, ne yapıyor? RLC bugün bir gördünüz mü? Ok yine 12'den vurmuş hedefini. Ok yine hedefini 12'den vurmuş. Bakınız bu oku 1.40'larda ekran koyduk ya. Hedef 3 dolar dedik. 3. Yani bir %100 var dedik burada. Geldi mi? Geldi. E, tamam ama yani hocam bunu daha ocağın başında koydunuz. Tamam doğru. Mart'a geldik 3 ay. Ya 3 ayda sen nerede %100 para kazanacaksın? Hem daha fazla kazandı burası ne 3 dolar. 3 dolar 700 oldu. Yetmiş 70 oldu. 4 dolara kadar da iğne attık. Ah be güzel kardeşim. Yani birinci ay nire. Hadi Şubat'ı saymayalım. Bitti diyelim. Üçüncü ay. Bize kaç RLC'den para kazanan oldu. Komutan bizi duyuyorsa komutan da vardı bu koyun. <laughs> Bol kazançlar diliyoruz. Efendim. Ama bu koyunu komutan bir yıl önce aldı herhalde. 2023'ün başlarında aldı doğru. Yani o zamanlar 1 doların altında almıştı galiba. Ee, beklediyse satmadıysa güzel kar elde etmiş oldu. Efendi Toranaga. Scala Network. Orhan kardeşimiz Orhan 09 Scala. Arkadaşlar Scala Network'te de e, arz sınırlı biliyor musunuz? Yani 700 milyon mu? 7 milyar pardon 7 milyar adet arzı varmış. 7 milyarla sınırlandırılmış. Ama tabii ki Scaleya kadar e, Santa 3 milyar doğru. Santa'da da 3 milyar arz var. En güzel arz QNT'de. 15'in altında. 15 milyonun altında. John pound. 10 milyon adet arzı var. Arz, say, Bitcoin'in yarısı kadar arzı var. John Pound. Onları da takip etmekte fayda var arkadaşlar. Efendim RLC'ye takıldık. RLC 4 direncini kıramadı. Bekleyeceğiz. Oraya doğru gidiyor. Kırarsa da RLC bakınız daha önceki 6 dolar en yüksek gördüğü seviye 16 dolar. Bakınız buralara doğru bir momentum yapabilir. Gözünü buraya dikmiştir. RLC'ye de dikkat arkadaşlar. Yani RLC'nin de e, 80 5, 86 milyon adet arzı var. Bu da sınırlı bir arz. Yani işte bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Arzın da önemi büyük arkadaşlar. Şimdi adam diyor ki ya hocam biz diyor Şiba'ya giriyoruz. Onda ne sıfır var. Arzında hiç sınır yok anasını satayım demiş. Yani arzı adam buldukça bastıkça basmış değil mi? tıpkı hani e, bir ara efendim Binance yakıyor öbür taraftan diğeri basıyor. Binance yakıyor öbürü basıyor. Yani bas bas peralar peyle ya. Yani piyasada arzını düşürmeye çalışan coinler nadir coinler arkadaşlar. Evet. Ripple bile basıyor arkadaşlar. Hani arzı sınırsız. Ses demiş ama Mesut herhalde say demek istemiş. Say koyuna e bakarız arkadaşlar. baya bakalım. Bakacağız. Bakarız. Evet. Yani ee, pek de sıkıntı yok. Şimdi ee, RLC'nin durumu bu arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Destek 3 dolar, direnç 4 dolar. Efendim Scala Network 00.91 dolardayız. Sıfırı bir ara attı, denedi, bir yokladı orayı. Acaba bataklık mı, çamur mu dedi. Şu anda oraya doğru gidecek. Yani bir buçukluk bir düzeltmesi olsa da yani Scala Network için beklentimiz 0.10 dolar direnç bölgesinin kırılması. Kırarsa da bu sefer 15'e 20'ye kadar Scala'dan da güzel bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Evet Scala'nın durumu da bu. Şimdi Doge Shiba'ya bakalım arkadaşlar. Aşağıda Doge, Shiba. Efendim yani bir de Matik vardı burada bakalım. Matik'te ne yaptı? Matik 1 dolar dedik, 1 dolar dedik. Hedef bölgemiz geldi. Birazcık düzeltme ihtiyacı var birkaç gün. Ardından şu an 0.98'lerde bakınız. 98'lerde. Ee, burada bir formasyon bozulacak gibi duruyor. Çünkü şöyle bir 4 saatlere baktığınızda gördüğünüz gibi bir formasyonda bozukluk var. Buradan yapacağı formasyon önemli. Ardı dönüş olursa Matik tekrar 1 doların üzerinde gidebilir. E, bunu da bekleyip görmek lazım sevgili arkadaşlar. Evet. E, Doge Shiba bölümüne geçiyoruz. Doge dün e, güzel bir çıkış yaptı. Yaklaşık şu kadarlık bir çıkış. E, 80 hatta 90'lara vurdu muydu dün? 91'e kadar yine attı. Şimdi bu için 0.80, 0.080 destek, 0.10 direnç bölgesi hala çalışıyor. Uzun bir aralık var. Yani buralarda gidiş gelişi var. Büyük yükselişleri 0.10 dolardan sonra yapabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Shiba 0'ı attı geri aldı tekrar diyorum. Şu anda yarım puanlık bir geri çekilmesi olsa da. Ee, Shiba buralardan bir patlama ne zaman yapar? Yakalayabilir misiniz? Elinizde yoksa orası da ayrı bir, orası muamma tabii ki. Ee, ama bunlarda da bakınız. Şiba ve Doge'de her an her şey olabilir artık yavaş yavaş. Zamanları geçti arkadaşlar. Şiba çok açıklamalar yaptı. Doge çok açıklamalar yaptı. Efendim e, Musk bununla ilgili bir sürü paylaşımlarda bulundu. Bunların neyi beklediğini şu anda kimse bilemiyor. Muamma karanlık. Her an her şey bunlardan beklenebilir. Ee, geri çekilme olmaz mı hocam? O da mümkündür ama e, şu ana kadar hep geri çekildiler zaten arkadaşlar. Yani bol sıfırlarda yüzüyorlar. Her an bir patlama gelebilir bu cephelerden. Bakınız ne Metaverse'ler ne meme coinler yükselebildi. Sıra bunlara gelir. <laughs> ama tabii ki bekleyenler bunu. Bence alabilirler arkadaşlar. Beklemeyen değil. Şöyle bir baktığımızda bu arada yayınımızın akışına bir bakalım arkadaşlar. yayınımıza şöyle bir bakalım. An itibariyle 19 izleyicimiz var. E, 146 takipçimiz var. Yeni bir takipçik gelmemiş. Zaten yayına başlarken de 146 takipçidir. vardı. E, takip etmeden izleyenler varsa onlar da kendi bilir. E, sevgili arkadaşlar. Zaten çoğu kardeşlerimizin de haberi yok. Bugün bu videoyu YouTube'da da yayınlayacağım. Kardeşlerimiz izler. En azından haberdar olmuş olurlar diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim. Evet. Ee, dönecek olursak ee, şivada durum bu. bu. Asahi coin'de durum nedir hocam? Saya bakacağız değil mi şimdi? Ya bir de raven tatlısı gördüm yukarıda. E, önce ona bir bakacağım arkadaşlar. Raven tatlısı. %1 an itibariyle kırmızıda olsa da çok güzel bir formasyon yapmış arkadaşlar. Yolu açık olsun. Nereye doğru bir ok var? Şurası. Evet. Ravencoin'de de 25 direnci 26'lara doğru götürür. Yani şu anda 22'lerde. Yani 25 direncini denenecek pozisyona girmiş durumda. Efendim Clear Network %1 civarında geri çekilse de 0.23'lerde ama formasyonu yaptı tabii ki. Artık Clear Network nereye gidiyor? 30 seviyelere doğru bir hareket kısa vade için başlatabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Evet 25 direnç bölgesini kırdıktan sonra tabii ki o ok hedefi 25 olarak gözümüze çarpıyor. John Pound için ne dedik? Sınırlı bir arıza sahip dedik John Pound'da arkadaşlar. 10 milyon adet arzı var. Şu anda 60 dolarda bakınız. Bu daha önce nereye gitmiş? Haftalık bazda baktığımızda haftalık bazda John Pound'un en yüksek seviyesi 895 doları görmüş 2021'de. Şu an 60 dolardayız. Evet 60 dolardayız. Yani e, arzı sınırlı coinlerden biri de John Pound. John Pound arkadaşlar. Destek 60'ı destek yapmış. 60'ı destek yapmış da e, direnç bölgesi olarak biz zaten bir 70, 68, 70 vermişiz. Bakınız oraya doğru bir hareket gelebilir şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Peki say neredesin kurban diyor. Böyle aşağılarda onu bakmıştık. Mı? Biz yine yazalım arkadaşlar. Sayın durumu nedir bakalım Binance'ten. Bugün bir düzeltmesi var. Say. 0.90-91'lerde. Yani 1 doları bir aşar gibi yaptı. 1.060'a kadar aynı feçeri gibi. Şimdi e, düzeltmesi var tabii ki. Bu da <laughs> İlk çıktığından beri sürekli yükselen coinlerden biri. Şurada bir formasyon yaptı. filama formasyonu. 1.17'lere kadar iğne atabilir dedik biz. Ne yapmış? 1'lerin üzerine kadar çıktı. Şu anda geri çekildi. 0.90 desteği var. 91'lerden itibariyle yukarıda 1 dolarda tekrar direnci var. Asıl geniş perspektiften bakarsak 0.80 destek 0.10 direnç konumu sayda var arkadaşlar. Sayda da bu var. Evet. Ee, audio Audi araba bakacağız. Sedat Coşkun kardeşim hoş geldiniz. Eyvallah. SNX Audi araba. Hemen bakalım. Sayın ardından onlara geçelim arkadaşlar. Yukarıda almış mıydık biz onları peş peşe? Yok o diğer sayfada. Efendim Audi. %1.80'lik bir kırmızılığı var bugün. 0, 24-25 dolar bandı aralığında gidiş gelişleri devam ediyor. Ben bunu bir 4 saatlikte bakacağım arkadaşlar. 4 saatlikte e, yatay olarak devam ettiğini görüyoruz. Yatay olarak. Yalnız e, haftalık bazda bakacak olursak haftalık bazda herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Biz bunu e, günlükte mi çekmişiz? Evet günlükte. Bakınız burada destek vermişiz. Buradan dönmüş zaten. 23'lerden şu an 25'e yakın. Bizim için ana direnç bölgemiz 25 gibi duruyor şu andaki pozisyona göre ama yukarıda asıl büyük bir direnç bölgemiz bizi uğraştıracak 30 seviyeleri var. Buranın kırılmasını bekleyeceğiz. Bura normalde kırılabilir arkadaşlar. Yani eğer kırılır kırılır normal ama üzerinde kalmak zor. Eğer bir 30'un üzerinde kalmayı başarırsa 25-30 bandı arasında zaten hareket edecek gibi duruyor şu anda. 30'un üzerinde kalması durumunda bu da direkt e, yarım dolar yolunu tutabilir a, audio olarak e, karşımıza çıkacaktır. İnşallah böyle görüşüyoruz, böyle düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim gelelim. Arabam 60 model yokuşları çıkmıyor. Çıkıyor. Yani şöyle e, dip bölgesinden son dibi gördüğümüzde bir yükselen trendin devam ettiğini görüyoruz. Lakin 2 dolar desteğini tekrar kaybetmiş gibi olsa da hemen altında fiyatlanması 2 dolar desteğini tekrar geri kazanacağı anlamını taşıyor. Çünkü 1.9967'deyiz. Eğer dediğim gibi 2 dolarını kaybetmediği sürece hedef bölgemiz önce 2.5 sonra 3 dolar bandına doğru bir momentum orada bekliyoruz arkadaşlar. Zaten haftalık grafiğinde de bu formasyon çalışıyor. Şöyle ee, gördüğünüz üzere büyük okumuzun devrede oluşu formasyonun çalıştığı anlamını taşıyor. 3.23 seviyelerini gösteriyor. E, ARV koyun. efendim e, SNX'e baktığımızda SNX'e de bugün %1 bir geri çekilme olsa da az önce anlattığımız gibi düşen trend kırıldıktan sonra yolumuz uzun arkadaşlar şu anda 4 dolar direncinin kırılmasını bekliyoruz dün kırıldı ama üzerinde kalamadı buranın üzerinde kalması durumunda önce 5 ana direnç bölgesi karşımıza çıkacaktır Buradan sonraki fiyatlama 5 ile 10 dolar arasında değişir arkadaşlar. Bu 6 olur, 7 olur, 8 olur, geri gelir, 6'ya gelir. Yani buralarda bir fiyat hareketlilikleri oluşacaktır. Gördünüz mü filak oyunu? 5 dolar üzerinde kalırsa ne yapar dedik. Yapmadı mı? Yaptı. Aynı. Yani AX'ta da bu durum, şey, SNX'te de bu durum gerçekleşebilir sevgili arkadaşlar. Mesut ses demiş say dememiş. Seste de mi bir anormalik var güzel kardeşim? Yoksa ses diye koyun mu çıktı da bizim haberimiz yok. E vallahi çıkmış he. var ama pancar swap'ta var. E, ses. Evet. Nereden bulayım bu koyunları ya? Bol sıfır. Bol sıfır. 37 yüzde 37 de geri çekilmiş. ya yani buna bir şey diyemeyiz ki. Ses. Evet gördüğün gibi buna hiçbir yorum bile olmaz. Bunları analiz istemeyin arkadaşlar benden. Bunlar yani e, yapabileceği bir hareket yok. Şöyle bakayım. Bakınız. 4 saatliğinde de düşen trend devam ediyor. Bir şu kadar daha geri gelir bakınız. Şuradaki derinlik kadar daha aşağı gider. Evet sesin durumu bu. Efendim, efendi Toronaga diyor. Audi'ye şimdi baktım zaten. Avax ve ISP demiş Mete Yağan. Arkadaşlar ha, hemen ISP tekrar gözden geçirelim. Ee, ISP 13.80'lerdeyiz. %5 civarında bir 4.90 geri çekilmesi var. Lakin dedik ya ana destek 10, ana direnç bölgemiz 15 dolar. Dün bir 14 doların üzerine kadar iğne attık ama 15'e yaklaşamadık. Geri döndük. Şimdilik ne yapıyor? Bir e, düzeltme hareketi yapıyor. <laughs> Bundan sonra yapacağı yukarı yönlü momentum inşallah B'yi 15 doların üzerine çıkaracaktır. Zaten ISP için hedef bölgemiz 25-26 seviyeleri. Oradan sonra tutulacağını zannetmiyorum ben. Oradan sonra asıl yolları o zaman buluruz. Asıl diyorlar oraya doğru gider. <laughs> taktı Mete ya sana şey. Botrix taktı. <laughs> evet 2021'de yüksekte yakalandık diyor. Bekliyoruz diyor. Yani orada yapacak daha hiçbir şeyin yok. Sadece bekleme on olacak. Başka yapacağım bir şey yok. Ya da kangeren olmuş kolu keseceğin sağlam koylardan birine geçeceğim. Sineye çekeceğim zararı. O da olur. Yani o şekilde de davranabilirsin sevgili kardeşim. Evet. Audio Audio'nun hedefi var arkadaşlar. Yani Audio'da ben yarım dolar hedefledim zaten. Yakın zamanda inşallah Audio'da orayı da görmüş oluruz. Tabii ki e, bekleyen derviş muradına eriyor bazen. Erecektir de. Erecektir de arkadaşlar. Şimdi eee yukarıda bizim bakmadığımız kalmadı herhalde sizin. ne diyor? Mete Yağan kardeşim. Botrix diyor ki, Mete Yağan isimli kullanıcı sohbetten uzaklaştırdım diyor. <laughs> Süre diyor bir dakika. Bir dakika diyoruz susma hakkına sahipsin. <gülüyor> Artık <gülüyor> ne yazarsan herhalde bunu yanlış ya e e kelimeyi yanlış anlıyor galiba. Ne yazmış? Mete Yağan lütfen kötü sözler kullanmayın demiş. Bakınız. Arkadaş kötüce söz zaten kullanmadı da Botrix öyle algılıyor. Bir dakikalık ceza veriyor. Bir dakikalık. Arkadaşlar çözemedim. Ben onun ayarlarına baktım ama bu konuları çözemiyoruz. Onda herhalde ee, yapay zeka. Ne yapacağını, ne yapacağı, ne yaptığını. Beni susturdu diyor. <laughs> Geçen de de Lazio'ya takmıştı herhalde. Çapanoğlu'na taktı. Evet. Evet yaylayı diyor boşalttık. Şimdi arkadaşlar şöyle bugün Jasmine'de bir hareketlilik var. Dünkü hareketlilik devam ediyor. İsterseniz bir de Jasmine diyelim. Jasmine bir ara gördüğünüz gibi uçtu gitti. Nerelerden? 60'ın üzerinde kaldığı sürece sıfır atar demiştik. Daha erken attı. Beklediğimizden çok daha erken attı. İki günde attı. Bugün %40 civarında bir yükseliş yaptı. Doğru. Şu anda Yüzde otuz birlerde yani rally hala devam ediyor. Tabii ki düzeltiyor şu anda 4 saatliğine baktığımızda düzeltme yapıyor. Günlükte zaten tek mum kuzey yükselişi ok hedefini gördüğünüz gibi vurdu. Yani bir ok çekmiştik buna. Peki arkadaşlar bir fincan kulp var. Çalışıyor çalıştı hedefini. Ee, biz 80 diyorduk sıfır atana kadar devam etti ve sıfır attı. Şu anda 0.010 dolarda. Yani 0.010 dolar üzerinde kalabilecek mi bakalım? Tabii ki onu da bekleyip göreceğiz. Bugün iğnesi 0.0-11.20'ye kadar iğne atmış arkadaşlar. Ee, Evet. Efendi Torunaga bugünkü e, ara yayınımızı ne kadarlık süre olmuş? Bir saat olmuşsa doldurmuş olduk arkadaşlar. Böyle bakalım. Evet. Bir saat 3 dakikamız olmuş an itibariyle yayında. Ee, şöyle bir son rotuşları yapalım ee, isteği olmayan kalmadı galiba ee, güzel kardeşlerim birkaç tane de biz e, belirli coinlere bakalım ardından aklınıza gelirse yazarsınız yoksa da zaten yayını kapatmış oluruz sevgili kardeşlerim evet şimdi Phantom Phantom %1 0.42 40 destek 50 dolar direnç olarak 0.50 dolar da direnç olarak karşımıza çıkıyor ekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketini görebiliriz. Peki kurve cephesi kurve 56'nın üzerinde 0.56'nın üzerinde küçük bir yeşillikte her an bir dönüşüm sağlayabilir mi? Ee, normal şartlarda kurvenin 60 direncinin kırılmasını bekliyoruz. Küçük oklar hedefini vurdu. Sıra büyük oklarda buraya doğru yukarı yönlü bir momentum gelebilir şeklinde yorumlayabiliriz kurveyi arkadaşlar. Efendim ee, Orhan 09 CFX evet CFX'e bakalım. CFX cephesinde bizi neler bekliyor? Bugün %2,5'luk bir yükselişi var. Gördüğünüz gibi orada da oklarımız hedeflerini vurmuş arkadaşlar. Yani 0.25 direnç dediği en son. Kırarsa 30 bandına doğru hareket gelir. Şu anda o 25'i kırdı. Bu gece 25'in üzerinde kapatması durumunda 30 seviyelerine doğru CFX'ten de bir hareket yükseliş gelebilir arkadaşlar. Geniş perspektiften bakarsak simetrik olarak da 0.40'lar görünüyor yukarıda. Evet 40'lara kadar bir momentum ondan da görebiliriz sevgili kardeşlerim. <laughs> Çok özür. Ee, arkadaşlar e, bugünkü yayınımızı da burada bitirelim. Akşama e, YouTube'da canlı yayında oluruz. E, biraz geç yapıyoruz YouTube canlı yayınlarınızı. Yayınlarımızı bakarız döneriz. Fete, fete, tekrar bakalım. E, GRT'ye, AGX'e tekrar bakalım. Yani akşama YouTube'da tekrar e, YouTube canlı yayında görüşürüz arkadaşlar ama dediğim gibi şurada ne vardı? Bir yapay zeka tekrarını yapalım arkadaşlar. Yapay zeka bölümüne girelim komple. E, yapay zekadan bizi ne bekliyordu? Şöyle grafimizi de açalım tekrar ekranlara. Evet. yapay zekalar. Orada veçeyini ve falan da yapmadık. Ona da bakalım arkadaşlar. Peçali. %5.30. Evet 0.92'lerdeyiz. Arkadaşlar 90'ı şu anda destek görüyor. Bakınız. Düzeltme bakımından. Düzeltme derinleşirse 85'e 80'e kadar gerileyebilir. Ama eğer 90'ın altına kalmaz ise 1-2 gün içinde tekrar ne yapacaktır? Yukarı yönlü momentumunu başlatacaktır. Şu anda dinleniyor sevgili kardeşlerimiz. Oklar zaten hedefli. 1 dolar vermiştik buna. 1 doları vurdu arkadaşlar. Sıkıntı yok. GRT, The Grab cephesine baktığımızda e, Grab'da da e, %1'lik GRT'de de %1'lik yukarı yönlü hareket var. Fincan, ok, çanak, çömlek, kulp hepsi zaten çalıştı. Orada da bir sıkıntı yok. Bu geceyi 0.25 doların üzerinde kapatırsa yarın yine güzel bir yükseliş yapabilir mi? Onu da bekleyip göreceğiz sevgili arkadaşlar. Olsin protokol 1 dolar hedef verdik artık. Onda da önceki oklar hedeflerini vurdu. Küçük bir düzeltme bekliyoruz. Düzeltme yani 60'ın altına inmediği sürede şu an 70'lerde bakınız 60 ve 70 band kaldığı sürece bundan sonraki yapacağı yükselişte 1 dolar seviyelerine doğru bir momentum sergileyebilir. AGX cephesine geldiğimizde de AGX 0.51 dolarlardayız. Bizi AGX'de yukarıda şu anda 3.5'luk bir geri çekilmesi var. 0.51 50, 50 destek bölgemiz var. Kaybetmediğimiz sürece önümüzde 60 direnci var. Buranın kırılmasını bekleyeceğiz. 60'ın sonrası zaten ne olacağını biliyorsunuz arkadaşlar. Render cephesinde render %2.5 gerçekse de artık 6 dolar desteğini koruyor. Fincan kulp çalışırsa 8 dolara kadar gidebilir arkadaşlar. Render şeklinde yorumluyoruz. RLC cephesinde zaten o ok hedefine gelmişti. Arzının da sınırlı olduğundan bahsetmiştik. 4 dolar direnç bölgemizi bekliyoruz. Kırmaz durumunda güzel yerlere bu da RLC'de gidebilir sevgili arkadaşlar. Ee, Veçey'in cephesine baktığımızda Veçey'in 00.44'lerde arkadaşlar. Veçey'in şöyle bir 4 saatlik bakacağım. 4 saatlikte bir e, boğa bayrağı oluştu. Her an her şey olabilir. 00.50 direncini kırarsa güzel bir yükselişe imza atabilir Veçey'in sevgili kardeşlerim. Eyvallah arkadaşlar. Bugünlük de yayınımızı burada noktalıyoruz. umarım keyifli bir vakit geçirdik. Artık bunu videoyu ne yapacağız? YouTube'a ya atacağız arkadaşlar. Şöyle bir saate kadar yükleme işi biter herhalde. Artık YouTube'da da tekrar izleyenler izler sevgili kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Akşamki canlı yayında görüşmek dileğiyle diyoruz.